Merhaba arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu ayanın yapımını görelim. Çok kolay bir oya. Ben çok zevk alarak ördüm. Önce pembe ipimle ben tığ battısını yaptım. Sonra alttaki pembe sırayı yapıyoruz ve en son beyazla devam ediyoruz. Hemen göstermek istiyorum. Söylediğim gibi çok kolay. Acemi olan, bu işlere yeni başlayan arkadaşlarım bile çok kolay yapabilirler. Sayılarını hemen söyleyeyim. İki pembe örnek arasında 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sonra baş alıyorum. 2 kutu boşluk bırakıyorum tığ battığımda. 3. kutuya giriyorum. Baş alıp battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir çimen oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden aynı şeyi tekrar yapıyorum. Aynı kutucuğun içine, tığ battıdaki aynı kutucuğa. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada çok birleşik gibi görünüyor ama bu ikincinin de üstünün yaprağını yaptığımızda o artık birleşik durmamaya başlıyor. Endişe etmeyin. 1, 2, 3, 4. 2 tane boşluk bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar baş alıyorum. Aynı kutuya tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen devam ediyorum. 2 kutu boşluk bırakıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hiç zincir çekmeden tekrar baş aldım. Aynı kutuya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çirkinini yapıyorum. Arkasından girmediğimde hepsi birbirinin aynısı gibi durmayacak. Buna özen gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kutu boşluk bıraktım. 1, 5 zincir çekiyorum. Birinci çiftliğimi yaptım. Hiç zincir çekmedim. Aynı kutuya tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3. Burada oyamı bitiriyorum. Hemen şöyle sabitlemek istiyorum sevgili hanımlar. Kolay bir oya. Gördüğünüz ne kadar kolay örüldüğünü. Alt sıranın özellikle. Üst sırada hiç vakit almıyor. Hemen ilerliyor. Şimdi yaptıklarımızı bir görelim isterseniz. Şu kısmı yaptık. Bebek dişi demişti buna bir arkadaşım. Devam edelim. Şimdi şuradayız. Bir çiçeğimiz bitti. Diğer çiçeği yapma aşamasındayız. İki tane zincir çekerek başlıyoruz. İki zincir çektim ben. Sonra buna bir defa baş alıyorum. Sadece bir defa, fazla değil. Bir sonraki zincirden zincirin altından giriyorum. Şöyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5'er yapraklı. 5 yapraklı. 5 tane yaprak yapıyorum buraya sevgili hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Dört oldu. Bu benim beşincim olacak. Tamam. Yapıyorum. Sonrasında zincirin yanına tekrar bir sabitlemek için baş alıp batıyorum. Aynı yerden bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar baş alıp diğerinin üstüne batıyorum. Arkasındaki zincir boşluğunun altından. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çirtiklerimi yapıyorum burada hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 yapraklı olacak. 2. Şöyle göstereyim o arada ipimi sararken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde. Bittikten sonra hemen zincirin sonundan sabitliyorum. Sonra tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Baş alıyorum. Bu şekilde baş alıp batıyorum. Bir sonraki yere 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincir çekerek burada 5 yaprak yapıyorum çiçeğime. 2, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. yaprağım tamamlandı. Hemen son sık iğneyle sabitliyorum. Şöyle örülen kısmı göstereyim isterseniz. Çok kolay, rahat kullanılan bir oya. Ütü istemiyor. Güzel görünüyor. Sanki çok emekliymiş gibi ama çok basit. 2. Son 2 tane kaldı. Sonuna kadar göstereceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Tamam sevgili hanımlar. Şuraya hemen sabitlemeyi unutmuyoruz. Eğer sabitlemezsek oranı bozuluyor. Bir tarafa doğru çekiyor gibi oluyor. Güzel olmuyor. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen şuradan giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 5 yaprak yapacağım. Bu benim son çiçeğim. 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sabitliyorum bunu da. Burada çiçeğimin işi bitti. Kesiyorum ipimi. Hemen ördüğümüz kısmı göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Biraz düzeltelim. Gördüğünüz gibi hiç ütülenmedi. Elimizden yeni çıktı. Özellikle şu kısmın örülüşünü gördünüz. Kesinlikle ütü problemi olmayan bir oya. Günlük yazmalarınızın ucunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer oyamı ve anlatımımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Eğer her örneğimden haberdar olmak isterseniz de üye olun. Çok teşekkür ediyorum.